Kandırıyor. Ne memnunu? Ne memnunu? Kandırıyor. Ne durumda abla vatandaş? Buradan Bayburtlular. Ben Bayburtluyum. Bayburtlular oy karşılığına teşekkür ettiniz ya. Tayyip mazotu petrolü buydu ya. Size verseydi tarlara ekseydiniz. Bundan sonra ot yiyin. Oy tarla ekmeyin. Ot yiyin. Ha. Emekliyim. Erdoğan. Kılıçdaroğlu başa gelse de emeklilerin parasını veremez diyordun. Şimdi sen topraklarımızı sattın, emeklilerin parasını veremiyorsun. Kışlara gelseydi darbe olacak dedin. Seçmeni korkuttun, kendine çektin. Şimdi emekli sokağa çıkıyor, gene 15 darbeyi gösteriyorsun. Emekli sokağa çıkacak, o sarayı da başına yıkacak. Yeter artık, dayanamıyoruz. Gücümüz kalmadı. Daha çok gücümüz kalmadı, bizden farkımızı veriyorsunuz. Damat paralar aldı kaçtı Türkiye'den. Türkiye 7-7'den damat da paralar aldı kaçtı. Açığını emeklilerin yetimin sırtında mı geçineceksin, kapatacaksın? Onların sırtında mı kapatacaksın? Türkiye 7'iniz açıkları böyle mi kapatacaksınız? O sarayı başımıza yıkarız. Seni de tam burtun bur aşağı indiririz. Paldır küldür aşağı indiririz. Anlıyor musun? Bizim farkımızı ver. Çabuk olarak bizim farkımızı ver. Yoksa sana aşağı indirme hepsini çok emekli sana aşağı indirir. Biz çalışmışız da emekli olmuşuz. Bizim farkımızı, payımızı, aylığımızı sen cepten vermiyorsun. Aksine senin maaşın bizden geliyor. Biz veriyoruz senin maaşını. Bizden alınıyor senin paran. Bizim paramız senin cebinde gelmiyor. Hakkımızı ver. Bizim yaşamaya ne hakkımız kalmış? Ne zaman zamanımız kalmış? Çalışmışız. Ömrümüzün fazlası gitmiş çalışmakla az bir ömrümüz kalmış. Onu da bırakmışsın ki sefamızı sürelim. Biraz sefamızı sürelim. Bu ne ya? Bu kadar olmaz ya. Seçimden önce darbe olacak diye korkuttun. Şimdi gene darbe olacak. Yeter artık ya. Yeter ya. Darba. Seçim şey var. Savaş var. Darba var. Teranos. PKK. Bu ne ya? Yeter artık. Canımıza tak etti. Artık kendine gel. Emeklinin hakkını ver. Yetimin hakkını ver. Ha buradan Kılıçdaroğlu diyordun. Sen Kılıçdaroğlu'nun yarısı olamazsın. Sen onu da yarısı olamazsın. Sen katil diyorsun. O kadar insanlar kirasını veremedi. Kendilerini astılar. Daha bir ay önce kadın kendini astı. Katili kim? Sensin. Oğlun kadını öldürdü. Cezasını çekmedi. Dışarı uçtu. Türkiye'yi yediniz. Para alıp veriyormuş dışarılara. Türkiye'yi yetmedi. Bir de dışarılarına çalışıyorlar. Kaçak dışarılarına çalışıyorlar. O neydi? İsmini unuttum. Getirmemiştim de. Neyse. Ha. Hepsini bir tarafa yetimin hakkını veriyorsun ve emeklinin hakkını veriyorsun. Selonu da çekettiğini asamazsın. Anlıyor musun? Sen onu da yanında geçirmişsin. Ben Bayburtluyum. Ben Bayburtluyum ve Aleviyim. Kürt'te değilim. Ve Selon'u da çeketini asamazsın. Selon başa gelse senin Selon'u niye Selon'da korkuyorsun? Selon her şeyi ortaya koyuyor. Senin açıklarını ortaya koyuyor. Halkı uyandırıyor. Yeter ya. Halkı kendine çektin. Terörist, PKK. Ondan sonra darba var, savaş var, milleti korkuttun, kendine çektin. Ondan sonra hakkımızı vermiyorsun ya. Hakkımızı istiyoruz, hakkımızı. Yürüyüş yaparız, sokağa çıkarız, saray başına yıkarız. Bizim hakkımızı ver. Bizim yaşayacak zamanımız yok. Az bir zamanımız kaldı, onu da hür yaşamak istiyoruz. Biz bu devlete çalışmışız. Ömrümüz gitmiş devlete, çalışmışız. Az bir ömrümüz kalmış, onu da bırak da. İraat. Biraz bol bereketli yaşayalım. Yeter ya. Kendi çocuklarını sahip çıkamamış, torba arkasında Türkiye'ye sahip çıkacak. Torba arkasında İshak ölü. 70'lik ben işe param yok. Tekstile girdim çalışmaya. Bana diyor ki, abla diyor, makası bırak, sen işleri kesersin. Ben 60 yaşındayım. 70'lik sen 70 yaşındasın. Türkiye'yi, torba arkasında Türkiye'yi yöneteceksin. Sağ ölürsün. Geçten ünlü atın teyze. Sağ ölürsün. Benim çocuklarım Türkiye'de kalmıyor, dışarı uçuyor ya. Türkiye'nin gençleri dışarı gidiyor. Suriyelilere ev yapıyor. Burada Türkiye'nin insanları ölüyor, kirasını veremiyor. Gençler dışarı kaçıyor, Suriyelilere ev yapıyor. Utanmada bir de konuşuyor, diyor ki
Bir de bak kapısında bahçe verelim, ekin de bitsin diye. Ulan Türkiye'den herkes bahçesi mi var? Ekip bitiyor mu? Yetimin, yetim derken akan sular durur. Ulan utanmadan onun parasını nasıl kesiyorsun? Yetimin hakkı kesilir mi? Yetimin parası kesilir mi? Akan sular durur, akan sular. Elindeki ekmeği yetime vereceksin. Yetimin hakkı kesilmez. Yetim, babası ölmüş, anası ölmüş, yetim. Yetimin hakkı kesilmez. Utan. Devletimiz böyle. Yetim hakkı yiyen, Allah sana ölüm vermesin. Allah seni süründürsün. Yetim hakkı, emekli hakkı seni süründürsün. Hele yetim hakkı. Yetim deyince akan sular durur. Anlıyor musun Tayyip? İnşallah bu söylediklerimi duyarsın. Bana da ceza verirsen ver. Seni, millet seni duysun da. Ceza almışım. Hiç umurumda değilim. Adresim de belli, yerim de belli. Türkiye'den oturuyorum. Gel beni içeri al. Haydi bakalım. Mücavir geçinebiliyor mu? Emekli. Emekliyor. Emeklettiren kim abi peki? Vallahi şöyle söyleyeyim. Kur'an'dan bir şey söyleyeyim. Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diyor. Demek aklımızı kullanmıyoruz. Nasıl yaşarsanız öyle idare olunursunuz. Böyle bir dönem ben görmedim. Gerçekten çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Eğer bu böyle devam ederse millet çadırlara çıkacak. Yani bu kira, konut, bu azgınlık, iktidar bir tedbir alamıyor. Vatandaş, gariban vatandaş kaderiyle baş başa. Peki sığınmacı sorunu var mı abi? Ve bu sığınmacı milli güvenlik sorunu oluşturur mu ileride? Ben kesin şunu söyleyeyim. Devlet bizim her şeyimizi dinliyor ama işine geldiğini tatbik ediyor. Bir çete var, bu memlekete insan sokuyor. Ama bu iktidarın içinde ama iktidarın dışında. Ben kalben bunlara buğz ediyorum. 13 milyon diyor Özdağ, Türkiye'ye insan girdi. Bu ne bir devlet ya? Sen benim soframa nasıl sokarsın bunu? Nasıl vatandaşlığı satarsın? Ecdadımız bize bunu satın diye mi verdi bu vatanı bize? Ben tepeden tırnağa bunlara kalben buğz ediyorum. Ben bir vatansever olarak. Eğer bunlar vatansever olsaydı bu vatanı satmazlardı. Kitabımın ismi Sevgide Açık Var. Sevgide Açık Evrensel Var. Bir konu işledim. Abimiz yazarmış arkadaşlar. Kitabını alalım mutlaka. Yani Zemra kitap yurdundan alabilirsiniz. Yani ben para falan da istemedim. Yeter ki dedim kitap okunsun. Yani işin madde tarafında değilim, manevi tarafındayım. Ama şu kadarını söyleyeyim, kötü yönetiliyoruz. Nasıl düzeliriz peki? Bu cennet vatan nasıl düzelir? Bakın Kur'an'dan bir şey söyleyeyim. Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onların hakkında hükmünü değiştirmez diyor. Bizden. Biz düzelirsek onlara, ben diyor Allah onların kalpleri benim iki parmağımın arasında, ben çeviririm onları diyor. Demek ki bizde yamukluk var. Hatta kalpleri evirip çeviren Rabbimdir Allah. Abi canım. Onun için kötü bir yönetimden geçiyoruz. Bir türlü yüzleşmiyoruz gerçeklerle. Hani bir yerde gerçeklerle yüzleşmek lazım. Ya batacağız ya çıkacağız. Ama ikisinin ortasında olmayacağız. Yani bir kendi dinamiklerimizle bir ayağa kalkacağız. Bizden sonra gelecek nesle de güzel bir miras bırakacağız. Yoksa onlar da bizi lanetlemesinler. Bize nasıl bir miras bıraksın demesinler. Bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Vatandaşın alım gücü peş peşe zamlar geliyor tekrardan akaryakıta. Valla vatandaşın alım gücü ortada. Ortaya getiren kim? Yani kim söylesem mi tutuklarlar beni ya. Mevcut olan sistemdir yani. Bu sisteme oy verdik mi? Tabii ki hayır. Neden yolu yaptı köprü yaptı diyorlar ama. Yani yolu yaptı köprü yaptı sonuçta benim vergilerimle yaptı yani. Ben bu ülkede üreten ve tüketen bir vatandaşım. Tükettiğim kadar iki mislisinde üretiyorum. Yani yol köprü benim hakkım. Peki nasıl düzelecek bu cennet vatan? Nasıl düzelecek? Sanırsam düzelmez. Bir kere artık Türkiye'de toplumda sosyal kaygı üst düzeyde. Bir toplumda sosyal kaygı üst düzeyde olduğu süre içerisinde o toplum iyileşmeye doğru gidemez. Üzgünüm. Teşekkür. Ne durumda vatandaş alım gücü? Akaryakıta tekrardan zamlar gelmeye başladı. Çok kötü. Neden bu hallerdeyiz peki? Neden kötü? Yani bilemiyorum. Seçimle alakalı olabilir belki. Yanlış seçim olabilir ama çok kötü. Siz o yanlış seçimi yaptınız mı?
söylemek istemiyorum ama evet, evet yaptık. Belediye başkanlığı seçiminde kime oy vereceğiz? Var mı aklımızda ya da bu hükümete verir misin belediye seçiminde? Yani onu hiç düşünmedim ama bir dahakine artık seçimlerle daha dikkatli olacağız inşallah. Çoluk çocuk var mı? Evet var. Peki onların gelecekleri ne olacak efendim? Oğlum şu anda kreşe gidiyor. Masraflarına yetişemiyoruz. Ev tutamıyoruz. 10 bin lira. 10 bin liradan aşağı ev yok yani şu anda. Çok kötü. Yani keşke bir çözüm gelse. Tutamıyoruz. Ev tutamıyoruz. 50 bin lira, 60 bin lira tutamıyoruz yani. Nasıl çok bir rakamlar kötü. Onlar ya? Konuşuyoruz emlakçı komisyon. İşte ev sahibi 2 tane depozito istiyor. 50-60 bin lira. En kötü yani böyle bir şey, harabe evler 7,5 lira. Yani ev tutamıyoruz şu an, çocuğun masraflarına yetişemiyoruz. Bezler pahalı, ıslak mendil pahalı, kreş istiyor bir şeyler. Pahalı yani, her şey pahalı. Çok kötü. Allah yardımcınız olsun.